Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızda Ozan Bey ile beraber size gördüğünüz interaktif fuar sistemini tanıtacağız. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Ali Sinan, tek yazda çalışıyorum bildiğiniz gibi. Endüstriyel tasarımcıyım. 10 yıllık bir tasarım deneyimim var. Bu tasarım süresi içerisinde pek çok farklı ürünler tasarladım. Ondan sonra çeşitli ödüllerim ve patentlerim de var. 3 yıldır tek yazdayım. Tek yazda Composer Visualize ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla ilgili çalışıyorum. LinkedIn aktif olarak kullanıyorum. Eğer sizler de LinkedIn'deyseniz lütfen beni ekleyin. Oradan da irtibatta kalabiliriz. Ozan Bey, bir kısaca kendinizden de bahsedebilir misiniz? Ozan Bey Evet. Arca makinede Ar-Ge'nin başında bulunuyor. Lütfen kendinizden kısaca bahseder misiniz Ozan Bey? İsmim Ozan Çağlar. Yaşım 47. Bir 22 yıllık makine mühendisiyim. Bunun 20 artık 21'e geçtik. 2021 itibariyle 21 yıllık Arcan'la birlikteliğim var. Burada tamamen tasarımlarıyla başladık ve Ar-Ge olarak devam ediyoruz şimdi işe. Ama yani sırf böyle Ar-Ge gibi değil, bütün mühendislik hizmetleri gibi devam eden bir görevimiz var burada. Son yaptığımız işte içimizde çok sinen bir iş oldu. Ali Sinan Beylerle beraber tamamladığımız bu sanal fuar pandemiden dolayı. Birazdan detaylarına geleceğiz. Böyle yani benim kendi çok fazla vaktinizi almayayım kendimle ilgili asıl konu çünkü başka. Süper Ozan Bey. Teşekkür ederiz aramızda olduğunuz için tekrar. Davetimizi kırmadığınız için Rica ederim. tekrar. Bugünkü ajandamızda neler olacak? İlk başta bir genel ürün görselleştirme ile ilgili bazı şeylerden bahsedeceğim size. Sonra fuar çalışmasını konuşacağız. Burada fuar çalışmasındaki 360 fotoğrafların ne olduğunu, bunların nasıl hazırlandığını konuşup sonrasında soru cevap bölümünde Ozan Bey ile beraber bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Ve en sonunda da ufak bir sınav düzenleyeceğim. Ve bu sınavın sonucunda da iki tane hoparlör hediyemiz var arkadaşlar. O yüzden lütfen sunumu iyi bir şekilde dinleyin. Devam edelim. Ürün görselleştirme. Şimdi ürün görselleştirme neden önemli? Neler yapıyoruz? Biz zaten şimdiye kadar çok konuştuk, değil mi? Mesela bu gördüğümüz render benim bir webinarım sırasında oluşturduğum bir render'dı. Hatta bununla ilgili kayıtları da TekYaz platformunda erişebilirsiniz. Blog'da pardon, blog.tekyaz.com'da bu render'ı nasıl oluşturduğumu görebilirsiniz. Bunun gibi render'lar zaten hazırlıyoruz. Bunları hazırlamamız gerekiyor. Bunları hazırladığımız zaman işte bu pandemi gibi dönemlerde hemen hazır bir şekilde bunları web sitemizde müşterilerimize ekleyip gönderebiliyoruz. Veya işte bunun gibi animasyonlar hazırlayabiliyoruz. Bu renderlara hakim olduğumuz zaman render programlarına. Bunlar zaten beklediğimiz şeyler. Uzun zamandır hep bahsettiğimiz şeyler aslında. Bu da mesela gene çok sevdiğimiz Ankara'da Nüve diye bir firmamızda hazırlanmış bir çalışma. Kendileriyle beraber ben hazırlamıştım bu çalışmayı. Bu çalışmayla beraber bir mesela medikal fuara katıldılar. Dünya çapında en büyük medikal fuarda bu ürünlerini anlattılar. Normalde birebir fiziki katılma şansları yoktu. Bu ürünü anlatma şansları yoktu. Böyle bir animasyonla beraber ürünü anlatmayı tercih ettiler. Daha fazla size bunun üzerine durmak istemiyorum. Buradaki ana konumuz ne? Render'ın aslında önemi. Çünkü artık hep sunumlar yapıyoruz ve bu sunumlarda iyi bir şekilde ürünlerimizi anlatmak istiyoruz. Aynı zamanda da sadece sunumlar değil işte web sitelerimize de bu ürünlerle ilgili böyle bol bol içerik koyup ondan sonra web sitemize giren insanları etkilemek, onları ürünümüzü en iyi şekilde anlatmak, aktarmak istiyoruz. Burada da çeşitli çıktılar var animasyon ve render dışında. Bu sol üstte etkileşimli resim dediğimiz çıktığı görüyorsunuz. Etkileşimli resim internet ortamında bir ürüne tıklayıp böyle etrafına döndürebilmenizi sağlıyor. Sağ üstte döner tablo animasyonu var. Gene çok basit bir şekilde işte bir tıkla render'a başlatıp
hemen alabiliyorsunuz. Böyle bir animasyon etrafta dönen. Veya bu panoramik resimler aslında bugünkü konuyla biraz eşleşiyor. Panoramik resimler ne yapıyor? Sabit bir noktadan etrafa bakabilmenizi sağlıyor. Bir ürünü içerisinde veya bir mekan içerisinde dolaşıp inceleyebilmenizi sağlıyor. İşte bugün bunların üstüne koymuş olan, bunların üzerine biraz daha bunu biraz daha advanced hali, biraz daha ileri düzeye getirmiş olan Arcan Makine ile etkileşimli fuar sisteminin detaylarını konuşacağız sizinle. Bu panoramik resmin bir üst aslında versiyonu olmuş oluyor bu da. Bir Arcan Makine'den kısaca bahsedebilir miyiz Ozan Bey? Neler yapıyorsunuz? Tabii bahsedeyim. Arcan Makine 1983 yılında kurulmuş bir firma. Çikolata ve şekerleme üzerine uzmanlaşmış durumda. Yediğiniz bu işte çikolatalı gofretler olsun, barlar olsun, üzeri çikolata kaplı nuga karamel barları veya marshmallow, sadece marshmallow, iki bisküvi arasında marshmallow gibi çeşitli ürünlerin işleyen makineleri yapıyoruz. Yani mutfak kısmı olan kısmı da var ama asıl işimiz, İngilizcesi bunun confectionery diye geçiyor. Türkçe'de konfeksiyon dediğiniz zaman daha çok tekstile gidiyor iş ama yani işin işleme kısmını yapıyoruz. Yani çikolatanın imalatı değil, bisküvinin imalatı değil, çikolata ile bisküviyi birleştiren, final ürünü çıkartan makineler yapıyoruz. Bu makinalarımız çok büyük makineler. Yani müşteriye böyle bir demo yollayacak veyahut da geldiği zaman fabrikamızda gösterecek makineler yok. Basit hatlarımız bile, hat olarak imal ediyoruz. Basit hatlarımız bile en ufağı 8-10 metreden başlayıp 80-100-120 metreye kadar makine parkuru çıkabiliyor. Ve bunu müşteriye de anlatmak çok zor oluyor tahmin ederseniz. Yani ufak bir telefon gibi, kumanda gibi elimizde çevirebildiğimiz bir ürün olsa veya numune yaratabildiğimiz ürün olsa müşteriyle paylaşmak çok kolay. Ama bu dediğimiz gibi çok büyük makinaları müşterinin kafasında canlandırabilmek için böyle şeylere ihtiyacımız oluyor. Yani kısacası yaptığımız iş çikolata şekerleme, herkesin çok sevdiği tahmin ettiğim kadarıyla biz de onun imal eden makineleri yapıyoruz. Yaklaşık 6 kıta, yani 5 kıta, 6 kıtanın 5'inde makinamız mevcut. 80'in üzerinde ülkede var. %85-90, hatta son 2 senedir %90-95'in üzerinde ihracat yapıyoruz. Bildiğiniz, bilmediğiniz bir sürü çikolata firmasıyla da çalışıyoruz. Süper. Teşekkür ederim Ozan Bey. Şimdi ben de bir yandan bu sanal fuarı tekrar göstermeye başladım. Şimdi bu sanal fuarı siz oluşturdunuz. Evet. Pandemi döneminde hızlı bir karar alarak ondan sonra bunu daha önce zaten sizlerle hani konuşmuştuk üzerinde ama bu pandemide iyice önemi ortaya çıktı aslında bu sistemin. Ondan sonra ve çok hızlı bir karar alarak hemen çalışmaya başladınız ve bu pandemi dönemi içerisinde bunu yayınladınız. Hatta 2 ayı geçti sanırım değil mi bunu yayınlayalı, 2-3 evet. Ay yok. Tarihler şöyle, yani hayal meyal aklımda Ali Sinan Bey. Tabii ilk Mart, Nisan kimse ne yapacağını bilmiyordu. Şaşkındık yani pandemiden. Bu şaşkınlığı üzerimizden attıktan sonra toplantı notlarıma baktığında geçen görünüm 27 Haziran bile. Haziran'ın sonunda bunu yapma kararı almışız. 7 Temmuz'da da start vermişiz işe. Yani sizinle irtibata geçip ne yaparız, ne ederiz. O arada bir araştırma süreci. 7 Temmuz'da başladık. 12 Eylül itibariyle, aslında ben 9 Eylül İzmirli firmayız bu arada. İzmir'in kurtuluşunu açar mıyız acaba diyordum. 12 Eylül'de hazırdık. 18 Eylül'de yani yayını yaptık şey olarak. Bütün dünyaya mail yollandı. Açılış, resmi açılış 18'inde yapıldı. Yani dediğiniz gibi 2 aylık bir süreçte yaklaşık 130 civarında render alındı. Tabii bu 130 render değil, 130 final render. Yani şöyle söylemek istiyorum. Çünkü alıyorsunuz, ya bu açı iyi olmadı, işte 5 santim yanından bir tane daha alayım, 20 santim solundan bir tane daha alsın gibi. Belki 1000'e yakın render alınmıştır ama yani 130 tanesi bizim işimize yarayacak bu fuar alanını oluşturduğumuz renderler oldu. Müthiş.
Yani 2 ay tabii aslında uzun gibi gözükse de çok kısa bir zaman. Yani böyle bir proje için kısa bir zaman. Burada da büyük ihtimal ben şeye yoruyorum. Sizin zaten bütün 3 boyutlu datalarınız hazırdı. Her şeyi de, değil mi? Bütün vidalarına kadar her şey zaten Evet, hazır her zaman. çizimlerde hatta fazla bizi zorladı, onu söyleyebilirim. Herhalde teknik konularda bundan da bahsedeceksiniz. Bizim Evet. makinalarımız yaklaşık olarak SolidWorks parçası olarak ortalama 3000-5000 parçadan oluşan makineler. Yani 8-10 bin parçalık makineler de var, daha az da var. İmalata verdiğimiz şekliyle render aldığımız zaman çok büyük problemler çekmeye başladı. Çünkü bu poligon sayıları falan herhalde teknik olarak anlatırsınız ama biz 100 milyonun üzerinde poligon sayılarıyla karşılaştık ki render almak çok ciddi hardware ve zaman istiyordu. Bunları nasıl düşürürüz diye bu sefer gözükmeyen kısımları eksiltme yöntemiyle birazcık daha render yükünü aşağıya indirdik. Ama dediğiniz gibi biz 99 yılından itibaren SolidWorks kullanıyoruz. Bayağıdır bir database'imiz var. Çizilmeyen hiçbir parçamız yok. Dediğiniz gibi bütün çizimlerimizle başlayınca 2 ayda, çizimle uğraşmadan 2 ayda render işiyle bitirdik. Süper. Elinize sağlık. Dediğiniz gibi teknik konulara gireceğiz. Şimdi zaten bu fuar sistemini nasıl hazırladığınızla ilgili biraz ben bahsetmeye başlayacağım. Beraber konuşmaya Tamamdır. başlayacağım üzerinde. Şimdi buradaki bu fuar sistemindeki ana konu, hani dediği Ozan Bey işte 150'nin üzerinde render aldık. 360 derece renderlar, fotoğraf renderları ana konu. Burada bir örnek bir 360 fotoğraf ben getirdim. 360 fotoğrafın esprisi ne oluyor arkadaşlar? Şu anda böyle sanki normal düz bir fotoğraf gibi görüyorsunuz ama biraz bir perspektif kayık böyle farklı. Burada aslında şu sol tarafla sağ taraf birleşiyor. Üstle alt birleşiyor. Ve bu bir küreye sarılıyor gibi düşünebilirsiniz. 360 renderlar böyle oluyor. Bunun mantığı da ne aslında? Şu şekilde size dediğim gibi işte burası ön taraf oluyor, burası sol, burası sağ, bu şurasında kalan kısımlar arka kısım, burası alt, burası üst olarak yani bu baktığımız zaman şeyde kamerada bu şekilde oturuyor oluyor. Bu aynı mantıkla incelerseniz 360 fotoğraflar her zaman bu şekilde bu sistemde çalışıyor. Burayla burası öpüşecekler, birleşiyorlar. 360 fotoğraflar böyle. Peki bu aynı şeyi biz Visualize'da render aldığımız zaman 360 render olarak render aldığımız zaman aynı sistemle çalışıyor. Bu aynı zamanda şey de söyleyebilirim. Bu hani dünyanın açılımını gördüğümüz hep haritalarda da aslında benzer bir açılım mantığı kullanılıyor. Burada mesela Ozan Beylerin gene almış olduğu bir tane renderı ben getirdim. Burada da aynı mantık var. Beyaz bir arka plan olduğu için tam şeyi anlayamıyoruz ama şöyle oturtursam gene bu gridimizi üstüne. Ön taraf burası, sağ burası, sol burası, burası da arkası şeklinde. Şimdi zaten Visualize'a geçip bunların üzerinde konuşmaya başlayalım. Bu proje zaten aslında gördüğümüz bu şeyin içerisinde geçen, hemen şurada göstereyim size. Bu da Ozan Beylerin canlı işte internet sitesi. Şu Marshmallow hattı benim en sevdiğim hattı bu zaten. Ozan Beyler sağ olsun bu Marshmallow hattını projesini bize yolladılar. Beraber üzerinde konuşmak için. Burada gördüğümüz bu hattı dediğim gibi burada görebiliyoruz. Ve normalde kamera dediğimiz şey böyle işte 2 boyutlu perspektiften baktığımız bir şey oluyor. Genelde sizler hep render alırken böyle kullanıyorsunuz. Peki bu 360 şeye nasıl geçiyoruz? Bu 360 fotoğrafı nasıl oluşturuyoruz? 360 kamera oluşturarak sahnemizi hazırladık. Her şey işte malzemelerimizi hazırladık. Her şey tamam. Tek yapmamız gereken 360 bir kamera oluşturmak. Burada deminki o marshmallow'ların olduğu yere ben gideyim. Bakın şu anda bu manifoldlar kamerasını açtığım zaman demin gördüğünüz, sunumda gördüğünüz render'ın şeyini görüyorsunuz. Ön izleme halinde görüyorum. Bunu hemen şey göstereyim. Ön izlemesini açabiliyorum bu 360 panoramanın.
Şuradaki 360 kamera seçeneğiyle. Ve böyle bakın etrafa bakabiliyorum. Önüm burası, sağım burası, arkam burası. Bu şekilde inceleyebiliyorum. 360'ın ön izlemesini buradan yapabiliyorum. Peki bu kameranın esprisi ne? Şuradaki normal kameradan farkı ne? Buradaki bu kamerayı seçtiğim zaman tipi perspektif değil, 360 seçilmiş halde. 360 kamerayı seçtiğimiz anda direkt bu şekilde çalışmaya başlıyor. Hatta bir tane kamera beraber yerleştirelim. Nasıl oluyor bu kamera yerleştirme? Buradan yeni bir tane kamerayı ekliyorum. Yeni bir kamera dedim. Ondan sonra ve hatta bu kamerayı şuradan da ön izleme moduna geçireyim render'ı. Bu kamerayı nereye yerleştirelim? Mesela şuradaki merdivene doğru yerleştirmek istiyorum. Onun için yakında bir yere şöyle zoom yaptım kamerayla. Şimdi bu kamerayı şu anda perspektifte 360'a geçirdiğim anda şu anda 360 kamera oldu. Peki bunu buraya tam şu noktaya, şu merdivene yerleştirmek istesem nasıl yapabilirim? Bunun bence en kolay yolu farklı bir kameradan bakmak. Şu anda farklı bir kamerayı açtım. Ondan sonra benim bu kameram hangisiydi? Şu yeni, bakın şurada görüyorum. Bu kamerayı buradan seçince bu kamera olduğunu gördüm. Şu yukarıdan obje taşıma aracını seçtim. Ve bunu bakın bu şekilde buradan oynatarak yerleştirebiliyorum. Bunu yerleştirirken ön izlemesini de görmek istiyorsanız hemen şunu yapıyoruz. View'dan, Multi View Ports'tan ikili ekranı açtım. Ve buraya geçip sağ taraftaki kamerayı diyorum ki şu seçtiğim kamera olsun. Şimdi ben bunu buradan böyle oynattığım zaman bakın direkt burada bu kameranın ön izlemesini görebiliyorum. Böylece direkt bu kamerayı istediğim yere yerleştiriyorum. Direkt buradan bu şekilde istediğim açıya direkt getirebilirim. Evet. Şöyle biraz aşağı indireyim. Bu sırada bunun 360 kameralar eklerken en önemli noktalardan birisi aslında bu kameranın yüksekliği oluyor. Çünkü insan gözünün tam böyle alışkın olduğu yüksekliklerden göstermemiz lazım. Bunu da kameranın içerisinde Transform tabına girerseniz şurada bakın zeminden yüksekliğini belirten bir değer var. Bu aslında direkt metre, 2,68 metre. Şu anda merdivenin üstünde olduğumuz için biraz daha yüksek tabii. Normalde bunu insan gözü yüksekliğinde seçmenizi her zaman tavsiye ederim. Mesela Ozan Beyler nasıl yapmışlar bakalım şuradaki kameralardan. Seçtiğim zaman bakın 1,50. 1,50 göz seviyesinde bunları tutmuşlar. Evet hatta hepsini 1,50 yapmışlar. Bunu isteyerek yaptınız herhalde Ozan Bey değil mi? Tabii, Böyle 1,50 tabii. Yani olarak. renderlarda çalışan arkadaşlar, yani sorumlusu daha doğrusu, endüstriyel tasarımcı bir arkadaşla çalışıyoruz, Hulden Hanım. Onun tabii eğitimi makine mühendisi olarak bizlerden farklı. Daha çok bu görsel işlerle ilgilendiği için 1,50 dünya standardı olarak kabul edilen bir yükseklikmiş. O yüzden de biz o ölçü üzerinden. Kesinlikle öyle. Hulda Hanım'a buradan da selamlarımızı iletelim. Bir meslektaşı olarak çok güzel bir iş çıkardı bu şeyde süreçte. Dediğiniz gibi 1,50 aslında göz yüksekliği olarak çok standart. Özellikle Türk toplumu gibi hani toplumlarda çok standart bir yükseklik. Ve yani bu kadar aslında. Bu 360 kamerayı burada oluşturdum. Ondan sonra istediğim konuma taşıdım. Ondan sonra ve bir de başlangıç açısını hani ön şeyi seçiyordum ya onu şöyle belirleyebiliyorum. 360'tan ön izlemeyi açtım. İstediğim açıya getirdim. Sonra buradan Set Startup View diyorum. Ve artık şimdi tek kameraya tekrar geri döneyim şöyle rahat rahat görmeniz için. Render modunu doğruya alırsam ve Preview'u kapatırsam bakın şurada bu şuradaki bölüm bizim önümüz oluyordu ya şu anda ben bunu böyle ayarladım. Ve tek yapmam gereken şu anda render seçeneklerine girip bunu bir render olarak almak. Şurada Adjust for Virtual Reality diye bir seçenek var. Buna bastığınız anda şuradaki bakın ölçeğimiz değişiyor. Size'ımız artık büyüyor. Minimum 4000 piksel almalısınız diyor bunun için.
Çünkü neden? Bütün etrafa bakıyoruz ve görüyoruz. Hatta ben her zaman hani eğer zamanınız varsa en yüksek kaliteyi sizlere tavsiye edebilirim. Ve bunu böyle render aldığımız zaman bu işin sonucunda çıkan şey sizlerle de bu handout kısmında paylaştım aslında bu içerikleri. Bunun gibi fotoğraflar oluyor arkadaşlar. Bu fotoğraflar 360 fotoğraflar dediğimiz gibi sağ solu üstü altı birleşiyor ve bu şekilde fotoğraflar halinde çıkıyor. Bunlar böyle çıktığı zaman ne yapacağız? Bunları bu JPEG'leri farklı programlar aracılığıyla değerlendirebiliyoruz. Biraz sunumumuzun devamında bunları nasıl değerlendiriyoruz? Onlardan bahsedeceğim size. Ama aynı zamanda bir seçeneğimiz daha var bu 360 fotoğraflarda. Onu da hemen size göstermek istiyorum. Bu çıktılar bölümünden çıktı seçeneğini render değil panoramik eğer seçerseniz bu panoramik şeklinde render aldığınız zaman şu şekilde bir web çıktısı bize veriyor. Hemen size göstereyim. Tam olarak bu çıktı çıkıyor arkadaşlar. Böyle etrafa direkt bakabileceğiniz, ondan sonra zoom yapabileceğiniz bir web portamında, HTML formatında bize bir çıktı veriyor. Ve bunu web sitesine koyduğunuz anda direkt çalışmaya başlıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Böyle etrafa bakınabiliyor giren kişiler. Ondan sonra hani bu da aklınızda olsun. Direkt bunun bir şeyi de var. Hani çıktı formatı da var. Evet, şimdi böyle bir hani hızlıca giriş yapmış olduk. Bu genel 360 nasıl oluşturulur? Aslında hani çok bir esprisi yok. Sahneyi hazırladıktan sonra malzemeleri koyduktan sonra hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi bu 360 panoramaları oluşturabiliyoruz. Bunlardan işte farklı farklı kameralar ekleyip ondan sonra bu farklı kameraların renderlerin çıktılarını aldıktan sonra dediğim gibi başka bir program vasıtasıyla, platformlar vasıtasıyla bunları birleştiriyoruz. Ama burada Ozan Bey de ilk başta bazı şeylerden bahsetmişti, bazı teknik detaylar. Onlardan bahsetmezsek de olmaz. Önemli o konular. Yani Aynen. zamanı çok Bunların kısalttı. en önemli noktaları dediğim gibi bu kısım aslında en basit. Hani bu işin en basit kısmı burası. Şimdi sizler de eğer böyle Ozan Beyler gibi çok yüksek boyutlarda böyle montajlar kullanıyorsanız ondan sonra Ozan Bey'in dediği gibi Ozan Beyler de böyle 5000 parça, 6000 parça standart bir montaj boyutu değil mi Ozan Bey? Yani gördük çünkü Bir makine, bakın şu an baktığınız açıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane makine var. Yani ortalama 3000 diyelim, hadi düşük diyelim. Yani burada yaklaşık 25-30 bin parça var şu anki görüntüde. evet. Ama bu olduğu zaman neyi gördük? Özellikle vidalar gibi işte bu veya dışarıdan gelen motorlar, şuradaki işte şeyler, Evet. parçalar çok fazla poligona sahip. Poligonlar biliyorsunuz işte bir datayı oluşturan, etrafını saran mesh datalar oluyor, poligonlar. Onların yüzeyleri oluyor gibi düşünebilirsiniz. Mesh dataları yüzeylerine poligon diyoruz. Çok yüksek poligonlara sahip çıktı ve bu poligonlar yüksek olduğu zaman ne yazık ki bizim bu render programları hangi program olursa olsun bu yani sadece Visualize'la sınırlı değil render programları zorlanmaya başlıyor. Bunun için çok yüksek donanımlara sahip olmamız gerekiyor. Yüksek donanım derken gerçekten böyle belki 8-10 bin dolarlık ekran kartlarını işte kullanmaya ihtiyacımız olmaya başlıyor ve bizi sınırlamaya başlıyor. Bunun için nasıl bir çözüm bulduk? Ozan Bey'in de bahsettiği gibi makinelerin içerisinde gizli kalan, kullanmadığımız, göstermediğimiz parçaları eksiltmeye başladık. Visualize'e aktarmadan önce. SolidWorks'in içerisinde bunları eksilttik. SolidWorks'te bir de bir grafik ayarı vardır. Meşhur, normalde şeyleri de etkiler. SolidWorks'in çalışma hızını da etkiler. O grafik ayarını da düşürdüğünüz zaman aslında Visualize'e gelen poligonların da sayısını azaltmış oluyorsunuz. O poligon sayılarıyla da oynadık bazı parçalarda. Ondan sonra onları da indirdik. Onun haricinde Ozan Bey nasıl yani bahsetmek istediğiniz şeyler var mı? Burada teknik istediğiniz şeylerden bahsedebilirsiniz. Ne gibi şeyler yaşadınız? Nasıl çözümler buldunuz? Böyle hani
paylaşmak istediğiniz noktalar? Evet, en temel nokta bence, evet dediğiniz gibi poligon sayısını dış yüzeylerde düşürmek önemli ama en temel nokta içeride. Bu bir görselleştirme olduğu için fonksiyona dayalı bir anlatım değil. O yüzden fonksiyona ait içeride bizim kesinlikle görmeyeceğimiz ekipmanları kaldırın. Çünkü SolidWorks, Visualize daha doğrusu, o gözüküyor mu gözükmüyor mu kontrolünü yapmadan o yüzeyin de renderını yapıyor. Ve o ışık şartlarında, o ışık yansımasıyla render'ını yapıyor. Kesinlikle gözükmüyor. Makinenin içerisinde bir nokta, bir yer. Orayla mesela çok uğraşabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar içini boşaltın. Yani dış kabuk olarak bırakmaya çalışın. Ondan sonra da dışarıdan aldığınız cihazları, yani dediktör gibi, sensörler gibi şeylerin download ettiğimizde yüzeylerinde çok fazla gereksiz şeyler olabiliyor. Defeature'la veya basitleştirerek poligon sayılarını virtual çember şeydi, tam SolidWorks'teki ayarın ismini hatırlamıyorum da, dediğiniz gibi o poligon miktarını değiştirerek daha basit çizimler elde etmek işi çok değiştiriyor. Yani tahmininizden çok fazla değiştiriyor. Onu söyleyeyim. Kesinlikle öyle Ozan Bey. Yani burada o datalar bulunduğu zaman, çünkü şimdi biz ekran kartıyla render alıyoruz Visualize'da. O datalar bulunduğu zaman onlar da ekran kartına yüklenmeye çalışıyor. Ve burada bir basit bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon poligonda 1 GB RAM'e denk geliyor. Yani siz 100 milyon poligon dediğiniz zaman sizin 20 GB'lık bir ekran kartınız olması gerekiyor. 20 GB RAM'e sahip olan. 20 GB'dan fazla daha doğrusu. Çünkü Windows'da bir şeyler kullanıyor bu arada. Ondan sonra ama bizim normalde kullandığımız ekran kartları işte 4 GB'dan başlıyor. 8 GB'a falan çıkıyor. Yani genelde bilgisayarlarda kullandıklarımız. O yüzden bu önemli bir nokta. Burada nasıl görebiliriz poligon miktarını? Şu alt tarafta Visualize'da bir sekme var. Ben gizlemiştim. Normalde bu hep gözükür oluyor. Şurada bakın görürseniz Polygon Count diye bir bölüm var. Burada 9 milyon 700 bin poligon varmış mesela şu anda. Gayet optimum bir şey gerçekten. Poligon sayısı çok rahat bir şekilde çalıştırıyor. Benim bilgisayarım da şu anda bir laptop ama gayet hızlı bir şekilde çalıştırıyor gördüğünüz gibi zaten. Bu poligon sayılarına gerçekten dikkat edelim. Bazen bazı firmalarda görüyoruz işte hiç böyle gözükmeyen içeride bir tane civata, çok basit böyle ufak belki 1 santimlik bir parça çok yüksek poligonlara sahip olabiliyor. Yanlış kaydetmeden dolayı SolidWorks'in içerisinde. Hani bu tip şeyleri aslında çok kolay tespit edip çözümlenmesi de çok basit bu tip şeylerin. Onları hani böylece bahsetmiş olalım istedim ben de. Başka bir şey var mı Ozan Bey sizin bahsetmek istediğiniz? Ben bu sırada bir de bir sorulara hemen bakıyorum. Birkaç soru da gelmiş bu sırada. Tamam. Yani benim dediğim gibi işin başında render alma işlerinde çok fazla olmadığım için dışarıdan sadece konuk olduğum problemleri biliyorum. Ama kullanıcı problemlerine çok hakim değilim işin açıkçası. Kullanıcı problemleriyle ilgili arkadaşların soruları olursa daha sonradan da mail yoluyla veya başka yollarla yani bize ulaşıp bana ulaşıp soruları sorabilirler. Ben de gerekli arkadaşlardan cevabı alır, iletirim onlara. Süper. Teşekkür ederiz Ozan Bey. Eksik olmayın. Bir şey 20 yıl çalışmak nasıl bir duygu oldu diye bir soru gelmiş bu arada. Harcan makine değil, bir yerde, bir iş yerinde 20 yıl çalışmak nasıl bir duygu diye. Yani mutlu olduğunuz sürece, yani şöyle söyleyeyim ben size, çok kısa yani konuyla alakasız. Kendi birimimin yani tasarım ve Ar-Ge biriminin personel seçiminde de firmanın personel seçiminde de aynı mantığı şey yapıyoruz. Biz eşlerimizden, sosyal hayattaki arkadaşlarımızdan daha fazla iş arkadaşlarıyla görüşüyoruz. Başta burada arkadaş olmamız gerekiyor. Yani mutlu bir ortamda çalıştığınız anda çok fazla sıkıntı çekmiyorsunuz işin açıkçası. Yani eğlenerek çalışıyorsanız çalışılıyor 20 yıl. Çok büyük Aynen. problem değil. Mutluluk en önemli nokta buradaki. Kesinlikle size katılıyorum o zaman.
Burada bir de şey sorusu gelmiş. 360 render alma Visualize standart paketinde yok değil mi diye. Evet arkadaşlar, Visualize standartta yok. Bu Visualize Professional'ın bir özelliği. Genel olarak şeyler, hani programda bunlar dediğim gibi, bu 360 fotoğrafları oluşturuyoruz burada. Nasıl oluşturuyoruz? 360 kamerayı oluşturduk. Ondan sonra ve render'dan normal render seçeneğiyle render alıyoruz. Bir fotoğraf çıkartıyoruz. Peki, fotoğrafı çıkardık. Sonra ne yapıyoruz? Bunları bir web ortamında, bu sizin de burada gördüğünüz şu Ozan Beylerin bu çalışması gibi, bir bunu web ortamında birleştirmemiz lazım. Aslında burada ufak bir arayüz var Ali Sinan Bey. Yani o arkadaşları aldatmasın. Bizim şimdi kullandığımız, biraz sonra bahsedeceğiniz bu arayüz burada gözükmüyor. Çünkü biz kendi web sitemizin altına gömdük. Bizim IT ile yaptığımız başka bir çalışma. Şimdi makinalarımızda bizim iki etap var. Bir tanesi hatlar, bir tanesi genel makine görüntüsü. Yani bunu bir fuar alanı gibi düşündük. Yani sanki Almanya'da bir fuarda stand yapsak nasıl yapardık? Böyle yapardık. Çünkü hatlarımızı götürmezdik. Ama demin içine girdiğiniz detay bilgiler yok. Yani o yüzden buradaki arkadaşlar da müşterilerimiz de girdiği zaman web sitemize sadece bu fuar alanında gezebiliyorlar. Ama birebir toplantı talebiyle bizim personelimizin girdiği bir ikinci arayüz var. O şifreden size de vermiştik kullanın diye. Bunları yapabilmek için o siteden çıkıp, yani o sağlayıcıdan çıkıp kendi web sitemizin altına gömmek zorunda kaldık. Çünkü bunu bir şifreli koruma sayfasının altına sokmamız gerekiyordu. O yüzden şu an o siteyi göremezler. Yani bir farklı bir şey gibi düşünmesin arkadaşlar. Aslında o site çalışıyor ama bizim sitenin güvenliğinin altında çalışıyor diye. Aynen öyle. Ozan Bey'in bahsettiği gibi direkt arjan.com.tr'ye girersiniz. Buradaki linkten tıkladığınız zaman ben bu linki de sizlerle hatta paylaşabilirim. Ondan sonra hatta chatten şöyle yazayım. Dileyen olursa sonrasında da bakabilir. Şu anda chatten yazdım. Buradan girdiğiniz zaman sadece şu artılara tıklayıp bu hattın detaylarını göremiyorsunuz. Onu Ozan Beyler kendileri müşterilere sunmak için aslında bu kısmı kullanıyorlar. Ozan Bey'in dediği gibi, sağ olsunlar, beni kırmadan bir tane şifre oluşturdular bana. Ben de sizlere gösterebilmem için, size detayları anlatabilmem için bu şekilde bir şeyleri var. Burada da sizler kendiniz buradan tıklayarak dolaşabiliyor oluyorsunuz. Bu sistemi nasıl oluşturduk? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Bu gördüğünüz şu anda direkt arjan.com.tr'nin üzerinde çalışan bir sistem. Ama aslında bu sistemi kendi web sitelerinde tutmuyorlar. Bunu bir servis sağlayıcıdan bunu alıyoruz. Servis sağlayıcı da kim? Kuula diye bir site. Kuula.co diye bir şey var. Web sitesi var. Burada nasıl oluşturuyoruz? Şöyle kısaca bir sizle beraber bir tane tur oluşturacağım. Bunlara tur deniyor. Ondan sonra şuradan create tour deyip fotoğrafları seçeceğim. Select'imi istedim. Ondan sonra hatta şuradan direkt sürükleyip bırakabilirim. Buradaki bu dört tane fotoğrafı buradan aldım. Tuttum. Sürükleyip bıraktım. Ondan sonra refresh yapalım. Bir şey olmuş, pardon. Evet, şimdi Bu upload. arada Kuğla'dan bahsedersek, yani Kuğla tek opsiyon değil tabii. İyi. Yüzlerce bunu sağlayan var. Bizim ve sizin de yani şey yaptığınız yönlendirmenizde en kolay, böyle en iyi arayüzü olan uygulamalardan bir tanesi. Free olarak açabiliyorsunuz bu arada hesap Kuğla'da. Yani biz ücretli bir hesabımız var harcam olarak. Bazı ekstra özellikleri var. Biraz sonra belki konuşuruz üzerinde ama onları alabilmek için ücretli üyelik gerekiyor. Free üyelikle de istediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz orada. Aynen öyle. Yani bu şey, kendiniz de hemen kayıt olup herhangi bir kullanıcı adıyla, ondan sonra hatta sizinle paylaştığımız o handoutlar içerisinde şu iki tane ilk iki şey de var, 360 render de var. Direkt bunları yükleyip kendiniz de deneyebilirsiniz, böyle bir fuar ortamı nasıl oluşturuluyor diye. Kendiniz de direkt deneyebilirsiniz.
Ozan Bey'in dediği gibi bu tek seçenek değil ama biz Ozan Beylerle o zaman bayağı bir kafa kafaya verip araştırma yaptık. Farklı farklı yazılımlar var, böyle platformlar var. En optimum fiyat performans ve de kalite anlamında bu Kula sitesini bulduk açıkçası. O yüzden bunu size de tavsiye edebiliriz hani kullanabileceğiniz bir sistem olarak. Burada sanal fuar diye bir isim verdim. Fotoğraflarımı yükledim. Gönder dedim. Bunu gönder dediğim anda şu anda bunları bir proje içerisinde yayınladı. Şu anda tıkladığım zaman bakın direkt farklı şeylere girip bu fotoğrafların içeriklerine girip etrafa bakınabiliyorum. Bunu böyle tanıyabilmesinin sebebi bu 360 fotoğrafların içerisinde özel bir kod var aslında. Ben 360 fotoğrafım diyor web sitelerine karşı ve onlar da direkt böyle tanıyabiliyorlar. Ondan sonra ve bu şekilde gördüğünüz gibi direkt çalışıyor oldu. Burada bunun çalışmasında ne gibi şeyler hani etkileyebiliyoruz? Bunu zaten sizler kurcalarsınız yani bu apayrı bir aslında sistem ama bir kısaca gene sizden bahsetmek istiyorum. Şimdi mesela tıkladığım zaman böyle yukarıda böyle geliyor şu anda kamera. Bunu böyle aşağıya baksın istiyorsan tek yapmam gereken bunun odak noktasını şöyle aşağıya çekmek oluyor. Bunu yaptığım anda kaydet dedim. Ve şimdi tıkladığım zaman bakın artık buraya bakmış halde geliyor. Ondan sonra işte buradaki işte çeşitli ayarlar var. İşte zoom yaptırabiliyorum mesela biraz daha yakından baksınlar. Siz girince böyle daha yakından baksın istiyorum müşterilerim girince. Böyle ayarlar. Limit koyabiliyorsunuz zoom'a. Çok fazla içeri girmesin, dışarı çıkamasın diyor. En sağdaki ve soldaki parantezlerini kapattığınız zaman Evet. o Aynen doğru. da Tabii. limitleri. Süper. Mesela onu sizler daha fazla kullandınız bu şey Kula'yı siz daha uzmansınız bu konuda aslında Ozan Bey. Sizler de direkt bahsedebilirsiniz. Dediğiniz gibi ben bazı şeyleri çok iyi bilmiyorum. Hatta bu professional şu anda ben de pro account'u aldım bu programdan. Ama sadece bu demo için aldım aslında. Kendileri bana temin ettiler. Bu pro'yu da ilk defa ben de inceliyorum aslında. Buradaki ama temel konu ne? Şimdi birden fazla fotoğrafımız var. Bu fotoğrafları birbirine bağlayacağız. Bunları birbirine bağlarken ne yapacağız? Aslında burada hemen bir hotspot oluşturacağız. Şu sağ üstte hotspot diyorum. Ondan sonra istediğim herhangi bir buradan hazır ikonlardan seçebilirim. Ondan sonra burada hazır ikonlar var veya kendim bir ikon yükleyebilirim. Burada herhangi bir şuradan şeyi seçiyorum. Şu olabilir. Bakın şöyle bir ikon buraya getirdi. Ondan sonra bu ikonun ne yapacağını söylüyorum. Şurada click action diye bir bölüm var. Click action Bu başka bir arada post. buna geçmeden Ali Sinan Bey çok ufak bir hatırlatma yapayım. Şimdi bunu yapabilmeniz için makinalarınızın renderlarını alacaksınız ya. Orada kamera olduğunu Ali Sinan Bey biliyor. Ama sizin bu demin gösterdiğiniz Visualize programında, Professional programında kameraları top top olarak görmüştük. Onun mesela bir görünümünün bir fotoğrafını alırsanız hangi kamera hangi pozisyondaydı? Çünkü aramak zorunda kalmazsınız. Yani gerçekliğe en yakın hale getirebilmek için. Ali Sinan Bey orada kamera olduğunu bildiği için şimdi şak diye koydu üstüne ama kameranın nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doğru, kesinlikle Ozan Bey. Bir ekran görüntüsüyle çok daha kolay belki şey yapabiliriz. Hatta şurada belki siz bunu belki o yüzden kullanıyordunuz. Şöyle ön Evet. izlemeyi alırsam ondan sonra şimdi kameralar nerede? Net bir şekilde görüyorum. Belki aynı perspektifte baktığım zaman böylece bu yuvarlak topların olduğu 360 kameraların olduğu noktalara tam olarak bu şeyleri yerleştirirsem hotspotları. Öyle değil mi Ozan Bey? Evet, biz genelde ne yapıyoruz? Yükseklikler 1.50 gibi zaten görmüşsünüz sabit. O yüzden üst görünüşünü aldığımız zaman toplar kameraların olduğu yerler. Aynı şekilde biz de Kula tarafında o noktalara kameraları yerleştirdiğimiz zaman gerçekçi birebir aynı görüntüyü sağlıyor. Süper. Evet, bu önemli bir şey aslında, trik. Şimdi buraya bu şeyi yerleştirdim. Buradaki bu görünümle, bu 360 fotoğrafla bunu bağladım. Ve şimdi mesela kapatırsam bu şeyi. Şu anda ön izlemedeyiz ondan sonra ve buradan tıkladığım anda şimdi bu görüntüye geçti gördüğünüz gibi.
Şimdi aynı şekilde bunun bir de diğer tarafa geçmesini sağlamam lazım. Bunun için burayı editliyorum. Ondan sonra bunu buraya eklemek için de ne yapabilirim? Gene bir hotspot oluşturup veya bunu şu sol altta nasıl yapmıştınız Ozan Bey? Ben onu bulmaya çalıştım, bulamadım aslında, biliyor musunuz? Hani sol altta Yani geri dönüyor şimdi ya. ilk görünüm uçan bir görünüm olduğu için havaya buton koymak çok cazip gelmedi. O yüzden de bunun kendi içinde zaten şeyi var. Oraya standart şeyi diyorsunuz, pardon. Bu benim ilk görünümümdür diyorsunuz. Map'imdir diyorsunuz. O sol alttaki görüntü butonunu kendisi koyuyor otomatik. Anladım. Ama ben size başka bir trik vereyim. İlk görünüme geri dönerseniz hani şey koydunuz ya, link Evet. koydunuz ya. O link koyarken bakın tıklayın şeyi, link koyma ekranını. Otomatik backlink gibi bir şey görüyor musunuz orada? Benim ekran ufak ama. Bu burada tam olarak Şeyi seçin orada hani change post deyin. tamam. Hayır, orada alt tarafta. Bakın altta otomatik backlink diyor ya. Evet. Eğer fotoğraflar doğru bakış açılarıyla yapılırsa backlink dediğiniz buraya attığım anda o oradan onun görünümüne otomatik koyuyor geri dönüş butonunu. Yani Süper. onu aktif yaparsanız geriye bir buton koymuş olacak o görüntüde. Ha, Bak şurada bir buraya yere. koydu. Çünkü bu şimdi hani bakış açılarının farklılığından ama normalde aşağıdaki yeryüzündeki renderlarda bu işe yarıyor onu söyleyeyim. Anladım, anladım. Süper. Süper. Yani buradaki konu ne işte? Burada bu şekilde butonlar oluşturup birbirler arasına geçmeyi sağlıyoruz. Ozan Bey'in dediği gibi burada birden fazla tabii bu şeyleri oluşturmamız gerekiyor. Hotspotları her bir görüntüde işte nereye gitmesini istiyorsak işte bir tane şurada bir yer var ben onu biliyorum. Ondan sonra sanırım şu görüntüydü. Şu olması lazım. Bir tane şurada bir yerde bir tane hotspot koyayım. Ondan sonra onu da şöyle farklı bir resme getireyim. Bunları bu şekilde mesela oluşturduğum zaman günün sonunda da dediğimiz gibi şu da buydu. Evet. Backlink otomatik bir kere seçtiniz de şimdi backlink koydu mesela. O sarıya giderseniz geri dönüşte de buraya koymuş olacak aynı sarıyı. Aynen. Şimdi sarıya bastım gittim. Ondan sonra o da gene buralarda bir yerde bir şey Tabii biraz oluştu. yani gerçekçi yerine koymadığınız için farklı bir yerine koymuş olabilir. Arkanızda bile Aynen. kalmış olabilir. Bunları bu şekilde editleyerek yani burada bir işçilik var gördüğünüz gibi işte linkleri yerleştirmemiz lazım, o kameraları yerleştirmemiz lazım. Ama bunu Ama çok yaptım. zor değil. Kimsenin gözü korkmasın yani. Aynen. Kesinlikle zor bir iş değil yani bu belki işin en kolay, en eğlenceli kısımlarından belki de. Ondan sonra ve günün sonunda ben bunu direkt işte link olarak alıp ondan sonra bunu mesela sizlere direkt iletebilirim şu anda. Hemen şuradan bir export editör. Ha. Bu O direkt bir isterseniz dediğimiz şeyi de yapalım. Geriye dönerseniz projeye. Projede neyi Ozan Bey? liste olarak görelim şeyi. Edit tour diyeyim. Sağ Ha. alt. Altta aşağıda. Tamam dedim. Hani o şeyi sormuştunuz ya. Onun Evet. sol üstünde butonlar var. Bir Aynen. tanesi Bu Add to Plan Onu dediğiniz zaman o plan oluyor. Yani o sol alttaki butona o menü. koyuyor. Şu Edit Tour'un içerisinde arkadaşlar şunu yaptığımız zaman direkt şimdi ne olmuş olacak hemen görelim bakalım. Tekrar şeye Ben girelim. benim yaptığım peki diğerlerini de hayde diyorum. Böylece aşağıda onlar da gözükmüyor. Bakın geldi o buton size şimdi. Evet. Şu anda buraya geldi. Süper. Ve böylece hemen şuraya da ekleyelim şu diğer butonları. İki tane daha hotspot ekliyorum. Bir tane şuraya. Ondan sonra backlink'i kaldıralım. Bir şuraya bunu ekledim. Bir de buraya ekledim. Ondan sonra böylece sanal fuarımız hazır olmuş oldu. Burada iki tane, üç tane linkim var. Ve şu anda tıkladığım zaman
Direkt buna geçiyorum. Ondan sonra geri dönmek için sol alta basıyorum. Buraya tıklıyorum. Buraya geldim. Süper. Evet, bu şeyde planı da öğrenmiş oldum o zaman. Bu herhalde şeyde dikkat etmemişim ona. Onu nasıl yaptığınızı anlamaya çalışıyordum. Ve şimdi şehir diyelim. Planın yanında da height'lar var. Aşağıda bakın çok fazla fotoğraf olduğu zaman o da ürün ağacı gibi bir karmaşık görüntü yaratıyor. Onları da height olarak işaretlediğiniz zaman aynı yerde plan dışında veya hepsini height yapabilirsiniz. Hiçbir şey gözükmez altta. Onları Evet. tamam, hepsi height olduğu dediğiniz zaman alttaki görünümler kalktı bir anda. Süper. Evet, şimdi altta da gözükmüyorlar. Harika. Evet, tam istediğimiz şey bu olmuş oluyor aslında. Teşekkür ederiz o zaman Bey. Ve buradan direkt bir link olarak da atabiliyoruz. Şimdi size de bunu bir link olarak yolladım. Bu tabii link olarak yollama para vermeniz gerekiyor bunun için. O linklerin çalışması için arkadaşlar. Bu professional versiyonu geçmeniz gerekiyor. Ücretsiz de yok. Ücretsiz de kendi account'unuza girip gösterebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda direkt HTML'in içerisine yerleştirme, embed etme seçeneği de var. Ozan Beyler böyle embed edip kendi web sitelerinde göstermeyi tercih ettiler. Ondan sonra bu şekilde gösterebiliyoruz. Bir eklenti sadece görüntü değil. Yani sizin biraz konunuzun dışına çıkıyor ama belki arkadaşlar için cazip olur. Bizim bu welcome diye welcome sitesini yolladınız ya arkadaşlar. Orada görürler net bir şekilde. Her standta bakın kiosklar var. O kiosklarda data da paylaşabiliyoruz. Yani illa 3D render olmasına gerek yok. Şu an bu sizin yaptığınızda yok. Bu kioska işte web sitesinden bir link, harici fotoğraf, gerçek görüntü, YouTube linki gibi farklı farklı şeyleri paylaşabiliyorsunuz bu şekilde. Embedded YouTube linki de paylaşabiliyorsunuz. Böylece yani bir siteden, bir alandan, bir fuar alanından dışarı çıkmadan tüm dokümanlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Bunların hepsini bu işte Kula'nın içerisinde hazırlayabiliyorsunuz. Yani yapacağınız şey 360 render hazırladıktan sonra biraz Kula'da bunları detaylandırmak hayal gücünüze göre. Hatta bunu şeyde gösteriyorum. Şurada mesela bir buton var. Buna bastığım zaman Ozan Beylerin ayrı oluşturduğu bir linke gidiyor ve direkt bir toplantı isteği gönderebiliyoruz Ozan Beylere. Böylece Evet, yani müşterinin isterseniz istek de gönderebiliriz. Gerçi o web sitesi işte yani şimdi yapmaya gerek yok tabii o farklı bir konu. Dediğimiz gibi hani ikinci etap daha detaylı bilgi görebilecekleri yere geçmek için bizim satış sorumluluğumuzla geçmelerini istiyoruz. Evet. Evet, yani genel şey bu arkadaşlar, sistem bu. Burada bunları böyle yaptıktan sonra ha bir de alternatif visualize çıktıları diye bir şeyden bahsedeyim dedim. Hani bunları böyle oluşturduktan sonra bir dediğim gibi bu panoramik resmi direkt oluşturabilirsiniz. O size biraz önce gösterdiğim hani şunları oluşturabilirsiniz. Bu Kula hariç bu direkt web sitemize entegre edebileceğiniz ama interaktif olmayan hani sağa sola bakabileceğiniz bir sistem oluyor. Yani tıklanacak bir butonu olmuyor bu fotoğrafların. Bir de aslında bu her zaman tavsiye ettiğimiz etkileşimli resim dediğimiz şey aslında var, çıktı var. Ondan sonra bu çıktı sayesinde böyle tutup işte makinalarınızı döndürüp inceleyebiliyorsunuz. Bunu da web sitelerine ekleyebiliyorsunuz. Bunu da hani bilmeyenler için hemen bir kısaca göstereyim. Bunu nasıl hazırlıyoruz? Bu direkt bakın bir HTML çıktısı. Bunu da Visualize'da herhangi bir şeyi oluşturduktan sonra projeyi tek yapmamız gereken image form şey output modu render'dan interactive image'e getirip burada çeşitli ayarlar yapıp start render diyorsunuz. Bu çıktı da hazır direkt web sitenize koyabiliyorsunuz. Bu da yani şu zamanki dünya için gerçekten çok önemli bir ürünün böyle etrafından müşterinin çevirip bakabilmesi gerçekten önemli bir çıktı oluyor. Böyle etrafında döndürüp inceleyebiliyor müşterimiz de. Bu da gerçekten önemli. Tabii temel farkı şu, yani bu makine bizim için geçerli değildi. Bu makineler büyük olduğu için makineyi gerçekçilikten uzaklaşıyorsunuz bir yandan. Tabii. Makineyi elinizle çeviremiyorsunuz bizim makinaları. Ayrıyetten bir de dikkat ederseniz kesintili bir görüntü sunuyor. Çünkü 360 derece dönmüyor çevresine. Yani belirli açılardan
renderlarını alıp arka arkaya ekliyor. Değil mi Ali Sinan Bey? Ben öyle Aynen biliyorum aynen. Bu sanıyorum. birden dediğiniz gibi, yani burada bu kesintili değil, daha kesintisiz de yapabiliriz Ozan Bey, ama hem render Çok süreleri çok fazla. artıyor hem de boyutlar çok artmaya başlıyor. Bir anlamı kalmamaya başlıyor. Yani biraz şeyini kaybetmeye başlıyor aslında orada. Tabii offline'da bir kendi bilgisayarımızdan göstereceksek belki çok önemli değil bu boyutlar. Hani çok daha yüksek adetli de bunu yaptırabiliriz, ama burada aslında evet, yani sonuçta şey olarak da düşünmek lazım Ozan Bey. Yani sizin gibi böyle bu kadar büyük devasa tesisler Evet. firmalarda tabii daha az sayıda, ondan sonra de diğer hani alanlar için bu mantıklı bir Ufak çözüm olabilir. ürünlerde çok mantıklı bir çözüm. Doğru. Bu sırada şey sorusu da gelmiş. Fotoğraf ve video eklemeyi Kuğla'da mı yapıyoruz? Evet, onları da Kuğla'da yapıyoruz Ahmet Bey. Ve şey, kaç ay sürdü diye sormuşlar Ozan Bey. Sanırım sunumun başında kaçırmış olabilirler. Bu 2 ay toplam iki kişiydi ama bütün mesaisi ona ait değildi. Ama %60 mesaisi ona ait. 2 ay iki kişi renderlarla uğraştı. Onlar Kuğla'ya çok girmediler. Ben de Kuğla tarafını yaptım. Yani 2,5 kişi diyelim şeyde, işin bütününe. 2 ayda 2,5 kişi. Ama dediğiniz gibi şeyin başında, sunumun başında katı modellerle ilgili hiçbir işimiz yoktu. Çünkü hepsi hazırdı. O hazır olduktan sonra gerçek görüntüleri oluşturmak 2 ay, 2,5 ay gibi bir süre sürdü. 2 ay diyelim. Bir de etkileşimli resmi Kula'ya ekleyebilir miyiz diye bir soru gelmiş. Evet, ekleyebiliriz. Çünkü Kula'ya herhangi bir linki, herhangi bir şeyi ekleyebiliriz. Etkileşimli resimde bir link oluyor sonuçta web sitesine koyduktan sonra. Onu da oraya koyabilirsiniz. Şimdi bir de bununla beraber Visualize'dan ve şeyden bahsettik. Burada bir nokta daha var. Böyle işte devasa tesisler, makineler ürettiğiniz zaman veya yani büyük makineler ürettiğimiz zaman bunları sergilemek, anlatmak işte hep bizim için problem olmaya başlıyor. Ozan Beylerle de geçen sene pandemi öncesinde görüştüğümüzde bunun işte bu makineleri nasıl anlatabiliriz, işte fabrikada sergileyemiyorlar, gösteremiyorlar. Ondan sonra ne yapabiliriz dediğimiz zaman bir 360 sanal gerçeklikle ilgili çalışma yaptık Ozan Beylerle. Daha yeni ben bu sanal gerçeklikle ilgili çalışmalar yaparken Ozan Beyler dediler ki tamam, bu tam istediğimiz şey, biz buna hemen yatırım yapmalıyız. Ve bu sağ üstte gördüğünüz sanal gerçeklik gözlüğünü satın aldı Ozan Beyler. Ve bununla beraber ne yapıyoruz? Bu şey SolidWorks 2020'den itibaren geldi aslında, bu özel 2019'da betaydı. 2020'den itibaren eDrawings diye bir program var, biliyorsunuzdur. Hepiniz de yüklü, belki zaten aktif olarak kullanıyorsunuzdur. Bu eDrawings 2020'den itibaren artık bu sanal gerçeklik gözlüklerine direkt data yollayabiliyor. Aç diyorsunuz, hatta şimdi şeyleri de göstereceğim size. Bu da Ozan Beylerden bana gelen 2 tane fotoğraf. Yine Ozan Bey'in izniyle bunları paylaşmış oldum. Bir fuarda direkt makinaların sistemlerini gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi şurada hani 5 metreye 2 metrelik bir fuar standı. Ozan Bey, sizler de paylaşmak ister misiniz bu Evet, şeyle ilgili? yani bu demin gördüğünüz içinde dolaştığımız fuarda bu sefer gerçekten içine indirdiğimiz, yani bilgisayar ekranından değil de çevrenize indirdiğiniz, makinenin içine girip çıkabildiğiniz, makinenin büyüklüğünü, işlevini gösterebildiğiniz bir sunuma dönüyor. Yani kısacası 3D Render'da fotorealistik görüntülere çok fazla barındırmadan içinde. Çünkü eDrawings'in öyle bir şeyi yok, yani yapısı yok. Sadece ama katı model makine işlevi, makine renkleriyle görebileceğiniz şekilde makinelerin içinde gezebiliyorsunuz. Müşteriler aynı şekilde bu sizin gösterdiğiniz gibi fuar alanına getiremediğiniz makineleri çok rahatlıkla içinde gezebiliyorlar, işlevlerini de anlatabiliyorsunuz. Ya bu da şey öncesinde, pandemi öncesinde çok önerdiğimiz bir çözümdü. Tabii şu anda fuarlar iptal oldu. Artık böyle bir etkileşim belki çok hani mümkün değil şu anda. Gerçi aşı bulundu ve daha umutluyuz tabii ki, ama ondan sonra ama bu da önemli bir çözümdü. Aynı zamanda bunu tasarım değerlendirme için de kullanıyor firmalar. Ozan Bey, siz kullanıyor musunuz bilmiyorum. Hiç öyle denediniz mi? Hani yeni bir tasarım yapıldığı zaman şunu bir VR gözlükle bakalım diye. Denedik işin açıkçası. Yani
Mekaniksel tarafı tabii ki burada göremiyorsunuz. Yani işleyişini göremiyorsunuz ama görünüm insan gözü seviyesinden nasıl oluyor? Ya sağından bakınca nasıl oluyor? Solundan bakınca nasıl oluyor? Yani insan kendiyle veya başka bir çevresiyle boyutlandırmak istiyor. Yani SolidWorks'teki ekranda gördüğünüz gibi olmuyor bu görüntü. Dediğiniz gibi tasarım değerlendirme olarak da kullandık. 2-3 noktada kullandık. Süper. Yani o da bu pandemi döneminde bunun artılarından bir tanesi. Umarım pandemi de geçecek ve hepimiz tekrar rahatla kavuşacağız. Ve fuarlarda gene bunu aktif bir şekilde kullanmaya devam edersiniz o zaman sizlerde. Evet. Evet inşallah. İnşallah diyelim, evet. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa bana da her zaman LinkedIn'den veya mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet, LinkedIn'in de hesabım var. Aynı şekilde LinkedIn'den de ulaşabilirler. Ozan Çağlar bulurlar herhalde Ağa Can'ınkine. Süper. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar katılımınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.